Turat Ail Seramik bambaşka sohbetleri sunar. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarında bir aradayız. Tabii ki hepimizi kapsayan bir cümlenin peşinden gidiyoruz ama bence konuğumuz yine kendi cümlesini ardında bırakacak konuklardan biri. Mario Levi, evet rahmetle analım. Yine asla unutmayacağımız edebiyat tarihine ismini altın harflerle yazdırmış isimlerden biri yakın zamanda kaybettiğimiz. Onca kötülüğün hakimiyet kurduğu bir dünyada iyi olmayı seçmek bir isyandır. Birçok insanın sandığı gibi ahmaklık değildir. Mario Levi her zaman çok doğru şeyler söyledi. Hep severek okuduğum, takip ettiğim bir isimdi. Ve hiçbir zaman da aramızdan ayrılmayacak bir isim aslında. Birçok ismini anmaya devam ettiğimiz ama artık aramızda olmayan ama aslında hep aramızda olan isimler gibi. Acaba Derya Bedavacı kimleri düşünüyor, kimleri yaşatıyor? Bir ona da soralım isterim. ...1981 yılında Sivaslı bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Derya Bedavacı, ailesinin işleri nedeniyle küçük yaşta İzmir'e göç etti. Konservatuvarı kazandığı dönemde sahne almaya başladı ve yeteneği kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Sahne kariyerine Sezen Aksu ve Aşkın Nur Yengi şarkılarıyla başlayan Bedavacı, ilerleyen yıllarda Dişi Müslüm Gürses olarak anılmaya başlandı. 19 yıldır evli olduğu eşi Murat Bedavacı ile sahnede tanıştı. Hem sahnede hem de özel hayatlarında uyumlu olan çiftin Ada Su isminde bir kızı var. 2018 yılında çıkardığı ilk bestesi Yıllanmış Eşya ile büyük ilgi gören Derya Bedavacı, ardından Hakan Altun'la seslendirdikleri Kavuşmalıyız adlı teklisiyle müzik kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı ve geniş kitlelere ulaştı. Yorumculuğu ve besteleriyle müzik dünyasında büyük etki bırakan Derya Bedavacı, bambaşka sohbetlerde. Görüşmeyeli neler yapıyorsun? Valla aynı müzik, sahneler, koşuşturmacı, stüdyolar, çekimler. Farklı hiçbir şey yok mu ya bana anlatacağın? Ya olmuştur da aniden sorunca işte koca bir yaz geçti mesela üzerimizden. Güzel bir yazdı benim için. Tatil yapabilir mi? Evet. Bu yaz biraz daha tatil yaptım. Güzel. Evet. Çeşme'de zaten yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum zaten ama bu sene Çeşme'nin tadını çok çıkarttım. Süper, çok sevindim. Şimdi Boyu Boyuma. Evet. En son 9 Ağustos'ta çıktı değil mi? Evet. Ama güncel bir şeyimiz daha var. Damar aşımı projesi. Hangisiyle başlayalım konuşmaya? Boyu boyumayla başlayabiliriz. Olur. Damar aşım biraz daha önceden başlamış bir proje çünkü. Tamam. Çok sevinirim. Dinlemek isterim seni ve son zamanlarda yaptıklarını. Boyu boyuma aslında benden beklenenin çok tam tersine 9-8'lik bir şarkı, roman havası bir şarkı. Allah! Ya böyle yaptığım hareketli şarkılar var tabii kendi yazdığım, bestelediğim. Herkes benden biraz daha böyle depresif ve damar şarkı bekliyor ama bunları da zaman zaman paylaşmayı seviyorum bu tip şarkıları da, yaptığım hareketli şarkıları da. Öyle bir değişiklik olsun dedik. Benim de bir yaz şarkım olsun dedik. Çok da sevildi. Roman havası seven kitle tarafından çok sevildi. Eğlenceli, neşeli bir şarkı. Sen kendini daha çok ne türde iyi hissediyorsun? Tabii ki sesin çok güzel olduğu için ne söylesen oluyor da. Teşekkür ederim. Ve hayat ve işte seni beğenenler seni bir yola aldı. Sen aslında popla başlayıp hani arabeske döndün yanlış bilmiyorsan. Yani tabii pop şarkılarla başladık. İlk hepimiz gibi. Yani o ilk gençlikte Sezen Aksu'lar, Aşkın Nur Yengi'ler, Levent Yüksel'ler, 90'lar daha doğrusu. Tabii. Ama şimdi baktığınız zaman şimdi arabesk kabul edilen birçok şarkı 90'lardaki pop şarkılar aslında. Doğru söylüyorsun. 90'lar. Yani tarz ve kimya aslında 90'ların ruhunu taşıyan kimyalarda. En sevdiğin şey, sana bıraksak bugün desek ki Derya serbestsin. Hı hı. Bir tane şarkıyı cover yapabilirsin. Kendi versiyonunda söyleyeyim. Nasıl söylemek isterdin? Valla birçok şarkı aslında hayal ettiğim birçok şarkıyı coverladım. Şimdi bu damar aşımında da gelmiş geçmiş damar şarkıların bir özeti gibi. Kendi sevdiğim, bu tutar diyeceğim değil de kendim severek okuduğum ve dinlediğim şarkıları coverladım. Damar ne demek? O zaman onu sorayım sana önce. Güzel soru. Aslında damar gerçek duygulara inebilen. Yani damar orada aslında o yüzden damar demiş olabilirler. Ben sadece Müslüm Gürses ya da İbrahim Tatlıses'le ya da Küçük Emrah'la ya da Emrah'la sınırlamıyorum bunu.
Hep de söylüyorum, çok artık her yerde de söylüyorum bunu ama Sezen Aksu'da, George Michael'da, Buika'da, Celine Dion'da aynı damara hizmet ediyor. Tabii. Hissettirdiği şey aynı ama şeyleri farklı, kimlikleri farklı. Bence bu. Niye bu kadar arabesk ötekileştiriliyormuş gibi bir hal var? Yani niye insanlar kolay kolay ben arabesk dinliyorum diyemiyor peki? Madem tam duygularımızın özü ve insan olmanın gerektirdiği bütün duyguları dibine kadar bize yaşatıyor. Niye burada imtina ediyorsun? Aslında gözlemin bu, ne daha çok aslında? Şimdi yeni jenerasyon artık o kadar imtina etmiyor. Güzel. Ama bizim jenerasyondaki sıkıntı şuydu. Bizim dönemimizde ve bir önceki dönemde Türk müziği arabesk müzikten çok kolay etkilenebilecek bir müzik olduğu için, hı hı, otoriteler tarafından engellenmiş bir müzik aslında. Hı hı. Zarar vereceğini düşündükleri için klasik Türk müziğine. Ama tabii ki bunu yapmak isteyen herkes serbestçe yapmış. Burada arabeskle damarı aynı şey içine değerlendirmemek lazım. Arabesk olup çok hareketli şarkılar da var. Yani aslında ayırmak gerekiyor. Arabeskin esas mevzusu introlardır, eşlik eden sazlardır, yorumdur. Ben arabesk bir yorumum var, evet. Ama yaptığım bütün şarkılar arabesk aranjeler taşımıyor. Konu dağıldı ama neden imtina ediliyor? Ben bu kadar acı çekmiyorum. Hayata böyle bakmıyorum. Ben daha cool'um belki o yüzden. Müzik kalitesiyle de alakalı bir şey mi? Yani klasik müzik dinliyorum, caz dinliyorum, pop dinliyorum demek daha mı entelektüel yapıyor insanı? Arabesk dinliyorum deyince o büyü mü bozuluyor? Ama şöyle bir şey, iyi müzik dinliyorum yeterli bence. İyi mi? Ben de, yani işte arabeskin de çok çirkin, paçal dediğimiz, yani hiç olmamış tavırda icralar var. Hiçbirimiz dinlemiyoruz onu. Pop'un da var. Tabii. O zaman pop'u da içinde değerlendirsek, şunu bunu dinliyorum, dinlemiyorum demek de biraz bir sizinle ilgili yeterli fikre sahip olmam için yeterli oluyor. Arabeskte de öyle. İyi yapılmış her müziği dinleriz yani. Bunun arabesk ya da pop diye sınırlamak ya da rock ya da ben caz dinliyorum deyince de olmuyor. Yani ona iyi müzik tamamdır ya. Ki sen caz dinliyorsun. Dinliyorum tabii ki. Peki caz söylemeyi seviyor musun? Ben senden bugün böyle güzel bir caz parçası dinlemeyi hayal ettim. Hani aklına gelirse bir an başlayabilirsin. Ben hemen susarım. Caz, yani caz da kendi içinde bir kültür. O da, evet, bambaşka bir içinde yetişmiş caz olman lazım. O da sokak müziği tabii aslında. Tabii o da sokak müziği. Onun içinde yetişmiş olman. Çok, evet, sindirmiş olman lazım. Caz söylemeyi hiç düşünmedim çünkü o kültürde büyümedim, yetişmedim. Ama sen çok güzel söylüyorsun. Ya teşekkür ederim. Hiç söyledin mi? Çok isteyen oldu da hiç yok. Hiç şey söylemedin mi? Hayır. Bak, programın içinde aklına bir şey gelir, söylemeyse hiç çekinme. Tamam. Hemen başlayabilirsin yani. İspanyol müziğini de çok seviyorum. Dünya müziklerini çok dinlerim yani. Biz 90'lar çocuğuyuz, siz de, evet, öylesiniz. Aynen. Yani 90'larda öyle bir sınırlama yoktu ki. Herkes her şeyi dinliyordu, her şeyi aslında. Evet. Evet, o dönemi itiraf etmeyen bir kitle vardı. Rock müzik dinleyip aslında gizli gizli Müslüm Gürses dinleyen çok arkadaşım vardı. Ya bu neden mesela rock müzik dinliyor ama yani arkada da Müslüm Gürses? Müslüm Gürses aslında yaşadığı dönemde yaptığı son albümlerle birazcık, evet, o meseleyi, tabii, yumuşattı, evet, gibi geliyor, evet, bana. Kesinlikle. Çünkü evet, ben de mesela arabesk dinlemenin ne olduğunu tam anlayamıyordum gençliğimde. Hı-hı. Sonra bizim de dinlediğimiz isimlerle inanılmaz albümler yapmaya başlayınca bana da şunu öğretmiş oldu. Evet, müziğin iyisi var. Evet, tabii ki. Ve senin dinleyici olarak biçimin seni ilgilendirir. Doğru. Yani gibi. Tabii, şimdi Müslüm Gürses çok iyi bir yorumcu olduğu için zamanın iyi prodüktörleri tarafından her şey okutulmuş ona. Evet. Bunu da söyle, bunu da söyle. Evet. Dolayısıyla içlerinde o bildiğimiz Müslüm Gürses dışında da bazen rastlayabiliyoruz. Aa, bunu neden okumuş ki? Neden böyle bir İş yapmış ki diyebiliyoruz. Çünkü iyi bir yorumcu. Herkes her şeyi duymak istiyor ondan. Tabii. Ve iyi de yorumluyor hepsini. Tabii. Allah rahmet eylesin. Evet. O cevheri gören, bilen insanlar tarafından da bu son dönem ki hem yeni teknoloji hem yeni müzik algısıyla birlikte birleşince de hakikaten de insan çok büyük saygı duyuyor. Çünkü gerçekten iyi bir yorumcu. Şimdi tabii sen de Müslüm Gürses... Sizin kadın versiyonu gibi bir algı var ve bir şey söyleniyor seninle ilgili. Bu noktada sen de bunu yapmak istiyor musun? Yani icranın biçimini birazcık değiştirmek, şimdiki genç nesli de seni bilmeyen ya da arabeske mesafesi olan, ki dedin ki yok. Gene de hani böyle bir hayalin var mı? Genç yaşta bunu yapayım diyor musun? Yani bu bir hayal değil de işte akışa biraz bırakarak ne getiriyorsa işte... O icranın değişmesi altyapıyla birlikte tabii ki hisse göre bir şey oluşuyor. Hissettiğin şeye göre. Şimdiden adını koyamam ama
yapılacak işler. İşte bir senfonik bir orkestra sana eşlik ettiğinde ağdalı okumanın bir anlamı yok. Eşlik edilene göre eşlik ederiz yani. Ya işte ama bunu söyleyebilmek çok önemli bence. Teşekkür ederim. 9-8'de kendini nasıl hissettin ya? Valla aslında ilkten korktuk, dedik ki ya çok mu ters köşe olur? Ama onu da ben besteledim, benim şarkım. Sözlerini ben yazdım, ben besteledim. Ve yıllar öncesinden kalmış bir şarkı. Çok da öyle hareketli şarkım var. Böyle kırılan darılan oldu, niye böyle bir şarkı yaptın ki falan diyen de oldu ama çok da sevildi yani. Nasıl daha... kırılmak darılmak ne? Ben bak yapıyorlar. Bunu anlamıyorum, anlatsana. Ya şey bile var ya, öyle oturma. Hani böyle biliyorsundur öyle şey işte, sosyal medyanın tuhaf baskısı. Ne yapıyorsun böyle şeylerde? Önce biraz canımı sıkıyorum, sonra da gülüyorum ya. Yani niye canımı sıktım ki diye. Bilmiyorsun ki yani, onun yazanın da psikolojisini bilemiyorsun ki. Oraya kadar da inemeyeceğim yani. O hani niye yaptın ki ya, kızmıyorum bu arada. O çünkü benden damar şarkı istiyor. Daha üzülmek istiyor. Bu sefer ne kadar üzüleceğim acaba diye hayaller kuruyor. Bir bakıyor ki hareketli bir şarkı, bir yıkılıyor herhalde. O yüzden öyle bir tepki. Ama onun dışında verilen bazı şeyler var, yazılan işte. Neyse boş ver. Yani öyle işte. Kendi kendine yorum yapan çok. Evet, oralarda dik durmak da bir şey gibi, kasını güçlendirmek, evet, var ya, evet. Bedeninde spor yapıyorsun ve kaslarını güçlendiriyorsun. Evet. Zihnindeki kasları güçlendirmek aynen, gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Öğrendim. Biraz öğrendim. İlk başlarda yadırgıyordum. Çocuğun ne diyor olana bitene? İyi, onun da damar dinleyen arkadaşları var. Benim kızım pek öyle arabesk dinleyicisi değil ama var arkadaşları var. Mesela beni dinleyen arkadaşları var. Niye, o seni dinlemiyor mu? Ya artık dinliyor ya da dinlemiyor gibi bir durum yok. Ama arabesk dinlemiyor. Ama şunu biliyorum, çocukluğundan beri onu götürüyorsun yanında. Tabii tabii, hep yanındaydı. Belki de o yüzden çocuk artık Sıtkı sıyrıldı. Ama aslında çok duygulu bir çocuk. Kaçıyor bence işte. Bu arabesk ya da damar mevzusu aşırı duyguyu çok uyandıran bir şey olduğu için. Ben onu söylüyorum. Babam ve oğlumu belki 5 kere izlemişimdir. Aynı sahnede aynı şekilde ağladım. Bak işte ben orada sakınan biriyim bu konularda. Ha, benim çocuklarım bilebilir. Yok, ben böyle çok acılı, ağdalı şarkı da dinleyemem. Hmm. Şey yapamıyorum. Bir de şey şarkılarını dinleyemiyorum işte. Şarkının içeriğinde aşk bitiyor. Birbirlerine lanetler yağdırıyorlar falan gibi bir şey var ya. Bir de onları dinleyemiyorum. İşte. Biraz sen peki okurken ne yapıyorsun? Mesela psikoloğun var mı? Yok. Aslında şöyle, ben hep söylüyorum sahnemde. Bizimki de bir psikolojik terapi yani. Hep bir araya gelip bir terapi yapıyoruz. Ya tabii bilimsel bir şey değil bu ama. Yani bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden herkes geliyor. O işte 1000 kişi aynı anda bir aslında bir isyan, bir kabullenme, bir yüzleşme. Şimdi sen kimisi yüzleşir. Evet, benim psikoloğum var. Olur. Belki de o yüzden. Belki de. Kimisi de kaçar. Ama bir gün bir yerde bir şekilde yüzleşiyorsun. Bir saçma sapan bir anda bir şarkı alıp seni bambaşka bir yere götürebiliyor. Bir anda burnunun direkleri sızlayıp hiç ummadığın şekilde ağlayabiliyorsun. Ben öyle biriyim, bilmiyorum hani. Normalde hani güzel güzel söylediğin bir şarkını, çok da içselleştirmediğin bir şarkıyı, dönem itibariyle çok içselleştirip tabii, bir anda ağladığın tabii, oluyor mu? Oluyor tabii. Gerçekten ki. Gerçekten. Evet, aniden bir anda bir reaksiyon yaratabiliyor bende hiç ummadığım bir anda. Dediğin doğru, öyle oluyor, bilmiyorsun sebebini. Anlık dokunuyor. Anlık tabii ki, günlük, anlık, o anki psikolojiler. Genel itibariyle hatlar aynı aslında da. Ne kadar yoğun yaşadın ya da yaşamadın. Şimdi eşini çok seviyorsun Murat'a, evet, bayılıyorsun, birlikte çalışıyorsunuz, yıllar 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 berabersiniz. Ama Tövbe şarkısını ona yazmışsın mesela, ben de bunu anlamıyorum. Neden? Ben işte çok Tövbe'nin yüksek. Tövbe'nin sözleri vardı buralarda bir yerde. Bir daha da Tövbe aramam zaten. Evet, daha bir daha da Tövbe aramam. Ama hala evliler bu arada. Niye böyle bir şey yapıyorsun kocana? Şuradaydı ben. Heh. Ay, öyle alıştın ki beni kırmaya. Ne yaşadın da oldu bu bir anda? Kim bilir işte. Peki yazıyorsun ve barışıyor musun hemen? Tabii canım, ben öyle çok uzun küs kalamam. Evet, çok tatlı. O da seviniyor. Ay, işe yaramıştı diyor. Küstük. Ha, yazdık kurtulduk diyor değil mi? Yani genelde benim işte bir 10 dakika bile olsa, 1 saat bile olsa yüksek hissediyorum. Belki de ondan. Bir ben daha yani da bütün... Tövbe aramam. Evet. Bu da çok eski bir şarkı bu arada. İnandın çok yeni mı değil buna peki? O an yok ya. Öyle işte. O yani nakarat da öyle hemen onun uzantısında gelen bir şey aslında. Orada ilk giriş sözü önemli. Senin nakaratların da birazcık ünlü galiba yazma tabii, konusunda. Tabii. Otobüs yolculuğunda bir şarkı geliyor yazıyorsun kendi içinden, evet, böyle evet, tuvalette. Evet. Nakaratı yok. Stüdyoda kapının önünde mi nakaratı? Evet, stüdyoda kapının önünde Demen'in nakaratını yazdım. Ne evet, diyorsun ya? Yazdım diyorum. Arıyor aranjör işte, hani nakaratı da yazdın değil mi? Hani bir demo kayıt yapmamız gerekiyor ki aranje yapılsın. Tamam. Tabii yazdım diyorum evden çıkarken ama yok öyle bir şey. Gerçekten yok. Ne oluyor sonra? Enteresan, yolda giderken stüdyonun kapısında da değil, arabadayım. Tam 2. köprüden geçiyorum. Aklıma geldi, o telefonu nasıl açtım, nasıl kaydettim. Gidene kadar da sürekli kafamda çevirdim. Evet, deme, düşmem ocağına.
geleceksin ayağım. Ne acayip bir acayip. Evet, onun neden yazıldı onu kimseye yazmadım. O neden öyle oldu bilmiyorum. Mutluluk anında arabesk çıkmıyor mu Derya? Bilmem. Yok ya çıkar. Yani bilmiyorum ki ne anda nasıl yazdığımı inan hani bir adı da yok yani. Ya illa şöyle, böyle acılı, sinirli, öfkeli evet, falan. Oralar... Öyle olunca daha biraz daha şey oluyor. Hmm. Mesela kalbimi kırıyorlar anne. Bu sosyal medyayla ilk tanıştığım dönemlerde başlamış bir şarkı. Hmm. Sonrasında işte yaşanan bir sürü şeyin ardından nereden baksanız 5-6 dakikada yazılmış bir şarkı. Peki tabii burada sana kadın Ozan diyebiliriz. Estağfurullah keşke. Bence öyle. Yani ben bu konuların çok küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür çok büyük ederim. Kitlelere hitap ediyorsun. Çok hayranın var. Çok şükür. Dolayısıyla evet yani şehir ozanı diyebiliriz. Bu dönemin kadın ozanlarından diyebiliriz. Demeliyiz de diye teşekkür düşünüyorum ederim. Yani. Herkesin kendi olurum. Fikri. Bu benim fikrim. Kimseye evet bundan sonra Derya'ya kadın ozan denecek gibi bir yerden söylemiyorum. Bu benim şahsi fikrim. Teşekkür ederim. Dolayısıyla da kadın duygularında... Kadın kırılganlığına, kadın hüzünlerine yazdığın için mi bu kadar kadın kitleye ulaştın? Yoksa kadınlar şimdiye kadar arabesk dünyasında kendilerini ortaya koyabilecekleri bir sanatçı mı bulamadılar? Belki de öyle evet. Bulamamış olabilirler. Ama benim müziğim bence diyorum ya 90'lar pop Yıldız Tilbe Sezen Aksu çok ayrışmıyor. Dönemin duygularına göre onlar da ben çok büyük bir Sezen Aksu hayranıyım. Çok değil. Dinledim yani bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Tabii. Dolayısıyla etkilenmemiş olmam mümkün değil. Ve ben onun çok da konserlerine gittim. Kendi... O da çok kıymetli bir ozan. Kesinlikle. O bence o Türkiye'nin en önemli kadın ozanlarından aynen. bir tanesi. Belki de en aynen. önemlisi. Bence de. Keşke öyle anılsam, keşke öyle denilse. Yani bu ki. Yaşında böyleyse hı-hı. ileride bu böyle olacak demek. İnşallah. Yani burada kadınların çok istemiş, sevmiş olması evet. Arabesk'in de bir kadın bestecisi, yorumcusu kendi içinde olmalıydı. Yok muydu? Tabii ki vardı ama kendi besteleyip okuyan... Bir arabeskçi kadın hiç olmadı. Hmm. Bana da arabeskçi dediler. Ben de arabeskçiyim diye çıkmadım ortalığa. Şimdi yani. Onu söyleyeceğim. Kendi arabeskçi. Yani bu işin işte PR'ını ya da şeyini yapan, tanıtımını yapan ya da radyolar, televizyonlar beni bu şeye koydu. Bu kritere koydu. Değiştirmek ister misin bu kelimeyi? Yok, yani müzisyen olarak anılmak, arabeskçi olarak anılmak çok fark etmiyor. Müzisyen olarak tabii ki bir... Genel bir başlık tabii ki müzisyenim. Onun alt başlığı hani, da arabesk olabilir. Hiç ha, önemli olabilir. Değil. Tabii ki sorun değil. Popçu diyorlar değil mi? Öyle mi şey yapıyor? Türkücü, popçu, arabeskçi yani, mi? Bana diyorlar? Kalırsa geçmişteki birçok popçu da arabeskçiydi madem ki ben arabeskçiyim. İşte gibi orada bir gibi. Kafam karışıyor. Orada bir karışıklık müzisyen var. Aslında yani. Siz sonra bir fantazi demeye çalıştılar. Ha bir de fantazi var. Ne bileyim İyi yani dedin. Çok kavramlara takıldığımızda. Fantazi ne? İşte onu hiç bilmiyorum. Onu kim tanımlayacak bize? Evet, o ne acaba? Arabesk fantezi de yani yeni oluşturulmuş işte demek ki. Çünkü ondan da etkilenmiş bundan da. Değil, kendi, arabesk değil, fantezi. Kendi kafasındakini ortaya koymuş mu acaba öyle bir şey mi? Bilemedim. Arabesk de aslında. Öyle. Arabesk şey ya yani arabesk bir tavrı, bir yorumu var. Arabesk evet. böyle değerlendirilmeli. Bir saz eşliği, bir gidişatı. Geçmişteki arabesk şarkılara bakarsak benimki asla arabesk değil. Yani onun introları, çalınan sazlar. Ama şimdi şarkıların dakikaları kısaltıldı, intro neredeyse yok. Tabii yok. Eskiden böyle şarkılar böyle uzun uzun biterdi, fade out olurdu falan. Şimdi evet, tak diye evet, bitiyor. Evet. Her şey değişti. Eskiden kasetlerde ne kadar uzunsa şarkı o kadar kıymetliydi. Yok, şimdi 5 dakikalık tabii, şarkı var. Eskiden böyle 3 şarkılık, 2 dakikalık şarkı yapsan döverlerdi adamı evet, yani. Şimdi böyle. 2 dakikalık şarkı olmazsa. Olmazsa. Yayınlayamıyorsun. Çünkü artık sabır yok. Değil mi? Artık hiçbir şeyi eskisi gibi değerlendiremiyoruz. Artık bir akışa bırakıldı. Hı hı. Bu şarkı tutar dediğin tutmuyor. Bu şarkı tutmaz dediğin tutuyor. Yani aa sizde de var mı böyle bir şey? Ben mesela eskiden dizi film senaryosu falan geldiğinde okuduğumda aa derdim bu evet bunun tutacağını düşünüyorum. Hı. Ve ekip arkadaşlarımla da böyle evet, bakardım. Bir şey hissettiriyor. Bir hisse olurdu. Şimdi mesela ben onu hiç hissedemiyorum. Acaba diyorum sektörden uzak kaldım diye mi? Ama müzik sektöründe de mi bu böyle? Yani aslında şöyle tutacak şarkı belli oluyor da. Mesela bu da tutar dediğin. Mesela başucu şarkısı olmalı dediğin. İyi bir şarkı dediğin. Bir yer bulamıyor kendine. Çünkü sosyal medya ve dinleme platformları biraz, işte müzik dinleme platformları değiştiği için. İşte bir jenerasyon biraz ifade edemediği için kendini. Ha, arada. Arada kalıyor. Aslında bir müzik beklentisi olan bir jenerasyon daha var yani. Orta yaş ya da orta yaşın üstü. Hı-hı. İlla sosyal medyada bir reaksiyon verecek diye bir şey yok. Tabii. Dolayısıyla onlar mesela arada kaynadı gitti. Onlara da bir müzik yapılmalı. Ben evet. de arada böyle çok sevdiğim ama öyle günün şartlarına uygun olmayan kendi şarkılarımı da paylaşıyorum, yayınlıyorum. Şimdi Hakan Altun senin için ve Kubat bir
şey değil mi? Yani başlatıcı. Evet, bir başlangıç, bir viraj aldığın muhakkak bir yer. Kubat'la bir beste alışverişiyle tanıştık. Evet, üç şarkı verdim ona. Veda, Al Ömrüm. Buram ve Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Al Ömrüm'ü albümünde yer aldı bu üç şarkı. Evet. Onunla tanıştıktan sonra tabii bu ünlü camiasının o kadar da fena olmadıklarını anladım. Kubat çok çok da severim, çok ben tatlı bir insan. Ben de çok severim, sevgiler bundan, sevgili. Çok Kubat'ı beni motive etmiş insanlardan bir tanesi. Ne düşünmüyordun da böyle düşündün sonra? Ya İstanbul korkutucu geliyor insan. Ben İzmirliyim, ben hala korkutucu. İzmir'de yaşıyorum. Tabii evliydim, çocuğum vardı. Biz ben o dönem Murat'la konuşurken bir birikimimiz vardı ve bir kahvaltı salonu hayalim vardı. O dönem öyle bir maceraya atıldım. Murat bana dedi ki istersen bir albüm yapalım bununla. İstersen bu kahvaltı salonunu devralım. Ha, kahvaltıcı açtın. Açtım. Tabii Ada bebekti o zaman. Kızımla İstanbul'a gelip o eziyetler çok gözümde büyüdüğü için o dönemi biz bir kahvaltıcı şeyle, faciasıyla. Facia, kıyamam. Büyük bir faciaydı hiç yani. Olmasaydı keşke ama o da bir tecrübe oldu. Tamam, istemişsin hayallerinden biri. Evet. Hiç denemiş oldun. Onu gerçekleştirdim ve Adana'nın da tam böyle tamam kendi kendine idare eder artık ben olmasam da kısa süreli ayrılıklar olabilir döneminde Hakan Altun'la yollarımız kesişti. Tamam. O da çok beni motive etti. Onunla yaptığımız ortak bir düet kendi yazdığım yine bir Saki. Şarkı. Saki, evet o kendi albümünde okudu. Sonra da Kavuşmalıyız biz birlikte okuduk. Of, evet, ama prodüksiyon anlamında da Hakan Altun kendi prodüksiyon şirketiyle bana bir albüm yaptı. Tamam. Yaptırdı daha doğrusu. Orada işte bir şeyler oldu. 5 yıl birlikte yol aldık o prodüksiyon şirketiyle. Hı-hı. Derken bugünlere geldik. Şimdi kimle çalışıyorsun? Şu anda kendi prodüksiyonumu yapıyorum. Zaten artık albüm ya da PR eskisi gibi değil. Hı-hı. Sadece şarkını yapıyorsun ve sosyal medyaya atıyorsun Oğuz'a. Nasıl değişti değil mi her tabii. şey? Yani o zaman kahvaltıcı açtığın zaman böyle olsaydı ne olurdu? Kim bilir? Hiç belki bilmiyorum. Belki de bir şarkıyı hemen sosyal medyaya böyle bir bırakıverirdin. Evet. Onun sonrasında zaten bireysel olarak sosyal medyaya yani YouTube'a yüklediğim şarkılar vesilesiyle zaten Hakan Altun'la i̇şte, tekrar bak. Tanıştık. Tamam. Öyle derken o arada tabii kendi YouTube kanalımı açınca orada da bir hareket oldu. Aslında buraya gelip başka prodüksiyon şirketleriyle görüşmelerim oldu. Olmadı işte yani bir şekilde gününü bekledi. Şimdi mutlu musun olan bir Şimdi mutluyum. Evet çok mutluyum. Bazen şaşırıyorum durup baktığımda. Demek ki beklemem gerekiyormuşu da düşünüyorum. Çünkü herkes böyle 20'li yaşlarda bir şöhret bekler ya. Benim de 30'larımın sonuna doğru nasip oldu. Böyle. Peki bundan sonrası için ne planların var? Ne hayallerin var? Ya böyle devam etsin ve kalıcı bir şeyler yapabileyim. Yani Deme mesela hala çok dinlenen bir şarkı. Onun gibi böyle bir 10-15 şarkı yapsam fena olmaz ileriki yaparsın yaşlarda. Ya, bence kesinlikle. Yani yaşlarına kadar ben sahnede olmak istiyorum. Yani sahneyi seviyorum. Evet. Kendi kararımla oradan vazgeçmek istiyorum. Kocanla da orada mutlusun. Anladığım evet, kadarıyla hiç detaylarla giremiyorsun. Yok, hayır. Murat zaten o yaşasın. Için. Evet. Bu da şahane bir konfor. Yani aranjedir, bestenin son halidir. Ben bir beste yaptığım zaman Murat'ın onayından geçmediyse zaten onu duymuyorsunuz. Aa, evet. Gizli İyi bir patron. Müzik adamı çünkü. Evet. Tamam. Murat iyi bir müzik adamı. Benim kendimi keşfetmemde de çok önemli bir rolü var. Ben öyle çok kendine %100 güvenen bir karakter değilim. Hep bir onay beklerim birinden. Murat da gerçekten önemli, iyi bir müzik adamı olduğu için onun onayından geçtiğinde içim rahatlıyor. Bütün sorumluluğu ona atıyorum. Harika. Sonra ona diyorum senin yüzün oldu diye dediklerim de var. Olacak o kadar. O sorumluluğu Hayır. almış başından itibaren. Evet. Hepsi kabulü diye düşünüyorum. Evet, damar aşımına bir gelelim mi tekrar? Çok güzel evet. bahsettin. Bir aklım takıldı oraya. Oraya dönelim mi? Dönelim. Orada şimdi iki şarkı yayınlandı. Alışırım ve dönebilsem. Ferdi Tayfur'un dönebilsemle. Harika Avcı'dan ve Müslüm Gürses'ten duyduğumuz Alışırım şarkısını yorumladım. Kendi sevdiğim iki şarkıydı. Yine bir Ferdi Tayfur şarkısı var. Birkaç tane İbrahim Tatlıses'ten duyduğumuz Burhan Bayar, Şakir Askan şarkıları var. Orhan Gencebay'dan belki bir tane okuyacağım. Şimdi 3-4 tanesi kesin. Bakalım onu da yani zaman zaman 2025'in sonuna kadar tamamlanmış olmasını istiyorum eğer bir aksilik olmazsa. Sonra plak mı yapacaksın onu? Sonra da onu bir plak haline getireceğim. Evet. Şimdi plağa geri döndük ya ben bir heyecanlanıyorum plak meselesinde. Evet evet çok şükür evet. Güzel. Peki kızın ne diyor bu olan bitene? Şeyi çok sevdim. Şimdi anne olmak tabii ki sanatçı olmak çok kıymetli. Bu sanat yolculuğu bunların hepsi çok kıymetli. Başarılı bir sanatçı olmak çok önemli ama annesin ya bir tarafında evet. da.
Ve bu böyle kalıyor. Bende de hala var yani. Şimdi iş için evden çıkıyorum ama ardımda iki çocuk evde. Bir tarafım diyor ki ya evde de kaldılar şimdi nasıl evet. olacak? Bir tarafım da diyor ki ama böyle büyüyecekler hani tabii. evlerine sahip çıkacaklar, sorumluluklarını bilecekler, kendilerine bir şeyler öğrenecekler. 7/24 mümkün değil, benim de bir hayatım var. Doğru. Yeni yeni artık hani kendi hayatım, kendi isteklerimi daha bir öncelik verip onlara alan açmayı öğrenmeye başladım. Evet. Ama gene de içinden bir de toplum, çevre o kadar meraklı ki seni hemen suçlamaya. Tabii. Sosyal medyada çok güzel bir paylaşım vardı. Anne çocuğunu sallıyor, anne yazıyor üstünde. Baba çocuğunu sallıyor salıncakta, iyi baba. Anne bir şey yaparken telefona bakıyor, ona bir kınayan bir laf. Baba bir şey yaparken telefona bakıyor, iyi baba. Tabii. Şimdi o kadar zor ki kadının üstündeki sosyal statü sorumluluğu, doğru. anne etiketi. Hiç baba gibi değil. Yani sana hiçbir alan tanınmıyor. Sen yokken çocuğun başına bir şey geldiyse bu tamamen senin sorumluluğun. Tabii. Gibi gibi bir sürü zincir. Şimdi sen tam tersi bir yerden çok tatlı bir şey söylemişsin. Bu kadar uzun söylememin nedeni o. Hep yanımdaydı, olmasa mıydı? Hep kulise getirdim. Hep evet. konserlerde arkadaydı. Evet. Acaba evde mi olsaydı bu kadar onu kollarımın altına, kanatlarımın altına almasa mıydım? Evet. Yapsan dert, yapmasan dert. O kararı şöyle aldım. Çocuk doktoruna sürekli götürdüğümüz o küçük, en küçük zamanlar işte tabii. sürekli hastalanıyor. İşte ben sahneye gidiyorum, arkada kuliste bakılıyor. Çok fazla uyaran biliyorsun o bir yaş, iki yaş tabii. öncesinde iyi değil falan gibi bir takım aynen. telkinler. Aslında şimdi diyorlar ki önemli. O zaman bana doktorumuz dedi ki buradaki en önemli kriter bu çocuk. 7 yaşına kadar annesine maksimum ihtiyaç duyuyor. Sen tamam. istediğin alanda çocuğuna bakabilirsin. En kısa uzaklaşma, yani en kısa da tut. Hı hı. Yol varsa yolu halledebiliyorsan, yanında tutabiliyorsan bu çok büyük bir lüks. Şimdi tabii. bir sürü anne çalışıyor. Çocuğunu yanında götürebiliyorsa götürmez mi? Tabii ki herkes götürmek istiyor. Bu şimdi anne iyi anne kötü baba mevzusu da şuradan kaynaklanıyor. Bizim içgüdüsel olarak bize bu nasip olmuş bir şey. Yani bu bizim istediğimiz de bir şey değil. Ben İlk 3 ay adayı burama sıkıştırarak ev temizliyordum. Evde temizletmiyordum kimseye. Beğenmiyordum. Kaynar suyla ev siliyordum. Kimseye de vermiyordum. Bu tamamen bir kedinin yavrusuna duyduğunda aynı şey. Tabii doğru söylüyorsun. Sonra da işte olaylar normale dönmeye başladıkça da ben bunu çok sahipleniyordum. Niye bırakacağım ki? Çünkü bıraktığım yerden itibaren gittiğim yere kadar bir ip, daha doğrusu bir lastik çok gerginleşerek uzuyor. Değil mi? O bağ böyle. Evet. Yani o beni çok rahatsız ettiği için ben de böyle yapmayı tercih ettim. Tabii bu ileride nasıl travmalar, nasıl onda tabular yaratır bilemiyorum. Ya travmasız insan yok. Bundan travma doğacağını ben düşünmüyorum. Yani bir annenin kendi hayatına dönüp ya da iş hayatı için evde çocuklarını emniyetli bir şekilde bırakmasının da bir travma olduğunu düşünmüyorum. Travma başka şeyler bence. Tabii tabii, yani o evde bıraktığın esnada yaşandıysa bir farklı saçma absürt bir şey. O da yani gelecek olan geliyor onun evet. yanında da oluyor. Yanında olmasan da oluyor. Yani ben iki şekilde de çocuklarımla bunu yaşadım. Yani yanındaydım, evdeydik, aynı çatının altındaydık, kolunu kırdı. Yazlıkta bıraktım, gayet emniyetli bir alanda. İstanbul'a 3 günlüğüne çalışmaya geldim. Gene kırdı. Kolunu kırdı. Yani yanında sadece o an ben yanında olmadığım için kırdığında keşke annem yanımda olsaydı. Evet, aynen. Duygusuna insan tabii ki kesinlikle. Takılı kalıyor. Ama bu ben olmadım diye kolu kırıldı ya da ben varım diye kolu kırıldı. Evet. Oralara girmek zaten cehalet aynen. bence. Bu başka bir şey oluyor. Çocuk için eziyetli her şeye katlanıyoruz çocuğun için. Tabii. Yani bunu da öyle dışarıdan yargılar, algılar hiç onlar beni bağlamaz. Yani evet, evet. herkes kendi yaşadığını bilir. Aynen. Yani ben çalışan bir anneydim. En doğru koşulları kendi hissettiğim, bildiğim demiyorum, hissettiğim şekilde ayarladım çocuğum için. Şimdi nedir durum? Neler diyor sana? Şimdi hayatımızdan çok memnunuz. Artık genç kızlığa da geçti. Oh. O ergenlik döneminde atlattı sayılır. Evet. Şimdi kaç artık olay şimdi? 16 yaşında. Maşallah. Üniversite için çeşitli kararlar alıp vazgeçmeler başladı. Ne istiyor? Vallahi müzik de istiyor. Çok yetenekli bir çocuk. Tabii. Ama tabii iyi bir müzik eğitimi alması gerekir. Ve sonucunda ne olacak? Ben hep onu söylüyorum. Yani finalde okuldan çıktığın zaman onu nereye vardırabilirsin? Ben hep onu söylüyorum. Mutlu. Sen biliyor muydun nereye vardıracağını? Ben biraz hissediyordum. Ben liseden beri. Olduktan sonra vay be hakikaten doğru hissetmişim dedim ama olana kadar da aman demek ki değil gibi de hissediyorsun.
Ama şartlarımı hep zorladım kendim için. Peki kızın seni %100 ikna etmeli mi bunun için, yoksa destek olur musun? Olurum tabii ki. O istediği her şeyi yapabilir ama en doğru şekilde ve kesinlikle doğru kendini ifade edeceği bir ortamda. Ben hep onu söylüyorum. Haklısın. Kim bilir ne olacak? Bilemiyorum. Ya. Ben bizim ailede biz 7 kardeşiz. Kendini en doğru gerçekleştirmiş kişiyim aslında. Bu arada tabii ki şarkı sözü ve müziği yapmak dışında şiir de yazıyorsun. Yoksa şarkı sözü diye yola çıkıp yok bundan şarkı olmaz dediklerini mi şiire dönüştürüyorsun? Eskiden tamamen şiir odaklı, hiç şarkı düşünmeden yapıyordum. Şimdi artık ister istemez hep bir kafamda bir melodiyle birlikte bir melodi eşlik ediyor şiire. Onda engel olamıyorum. Direkt kaydediyorum. Eskiden yazardım. Şimdi yazarken kafam karışıyor üstte başka bir melodi çaldığı için. Ne acayip. Çok acayip evet. Ben buna büyük hayranlık duyuyorum. Muhteşem bir yetenek yani. Düşünsene duruyorsun ve zihninde bir müzik çalıyor, sonra da alttan bir kelimeler dökülmeye başlıyor. Rüya gibi, büyü gibi bir şey. Büyü gibi zaten sonrasına baktığımda da kendim de şaşırıyorum yazdığım sözleri gerçekten. Ve herkes bu gerçekten de kendine böyle hayran bırakıyor. Estağfurullah, teşekkür ederim. Şu anda ya bu da benim için çok iyi viraj olur. Yazdığım şu şarkıyı da şu isim seslendirse dediğin bir isim var mı? Vallahi herkes olabilir, hiç fark. Yani kimde hangi şarkının ne etki yaratacağını bilemiyorsunuz. Bilmiyorum. Ben bugün Sezen Aksu'nun mesela bir konuşmasına denk geldim. Tarkan'a verdiğin şarkılara pişman oldun mu? Kendin okusaydın daha mı iyi olurdu diyor, soruyorlar. Diyor ki benim okuduğum hiç olmamış bir şarkıyı sonrasında birileri okudu ve oldu. Şarkı sahibini bekler. Yani bilemezsiniz kimin o şarkıyı iyi satacağını. Peki senin aklında bir isim var mı? Benim aklımda herkes olabilir diyorum ya, şimdi kimi söyleyeyim? İlk kim geldi aklıma? Sezen Aksu. Ben de hep bir şey sorduklarına hep Sezen Aksu. Sezen Aksu. Yıldız Tilbe olur, Sezen Aksu olur. Yıldız. Keşke öyle bir şey olsa. Nerede evet. O günler? Neden nerede o günler? Yıldız Tilbe'yi arasan artık yani, arayabilirsin. Ha, Yıldız Tilbe belki olabilir ama o kendisi zaten şarkı yazdığı için. Evet. Böyle kendisi hani şarkı yazan insanlara nedense böyle bir şey, ama Yıldız'ın da başkalarının okuduğu evet şarkıları var. Evet, yani Yıldız'ı arayıp ya Yıldız şu şarkıyı bir de senden duysam ben de sen. Çok olacak bir şey. Evet. O yüzden diyorum artık birçok şey bu anlamda senin için hayal değil ya. Tabii tabii olabilir. Yani Müslüm Gürses sağ olsaydı keşke benim bir şarkımı yorumlasaydı. Bütün şarkılarımı okumuş olduklarım dahil yani. Evet. Keşke yorumlasaydı. Evet, çok çünkü seviyorum, çok hayranlık duyuyorum. Herkes olabilir diyorum ya şimdi. Yani arabesk yorum herkes olabilir. Herkes okuyor. Yakın zamanda yapacaklarını da sormak istiyorum. 2017'sinde bir şarkımız çıkacak. Yine bu damardan bir şarkı olacak. Damardan. Kimse endişe etmesin. Sakın üstüme gelmeyin. Aynen. 9-8'liğin arkasından damar geliyor. Evet, bunun bestesi Murat'la birlikte yaptım. Hatta %90 Murat'ın olan bir şarkı bestesi. Sözlerini ben yazdım. Klibimizi önümüzdeki hafta çekeceğiz. O var. İşte bu damar aşımı projeleri var. Onun dışında da normal kendi hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. İstanbul'a çok gelmek zorunda kalıyor musun? Yoruluyor musun bu yolculuktan? İşte kızımdan ayrı kaldım bir gün gibi. Ben de yoksa burada ya da orada hiç fark etmiyor da. Birlikte geçirdiğimiz vakitten çalıyorsam üzülüyorum. Ama planlarsam da ona göre bir ayarlıyorum kendimi. Peki kızın okul için İstanbul'a gelirse ne yapacaksın? Ya işte bir de var. İstanbul'a gelmez herhalde ya. Bence. O istemediği için zaten İzmir'de yaşıyoruz. Ha tamam. O hiç sevmiyor. Ama derse ki ben karar verdim İstanbul'da okuyacağım. Vallahi hep birlikte geliriz, ne kadar iyi. Tarağı toplayıp diyorsun geleceğim. Ay iyi olur ki. Gerçekten istiyor musun? Evet. Bana da İzmir çok cazip geliyor böyle zamanlarda. Hayır şöyle işte bizim işimizden kaynaklı doğru istiyorum. Doğru söylüyorsun. İzmir'den uçuş bulmak bile problem. Evet doğru. Bunlar bile etkiliyor yoksa. Ben de İzmir'de olmaktan gayet memnunum. Ya evet. Bakalım hayat nereden nasıl esecek, çok merak ediyorum gerçekten. Defterimi sana uzatacağım. Geldiğin için çok teşekkür ederek. Ben teşekkür ederim. Ve hemen bir fotoğrafımızı çekeceğim. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür yolun ederim. Açık olsun. Gerçekten aslında doğru bir yerden sanatını icra ettiğin için, tavrın için, duruşun için, ben ezber bozduğun ediyorum için her şeyden bunu önce böyle fark etmiş olduğunuz için ben teşekkür ederim tabii ki. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ezber bozmak bence bu hayatta ardımızda bırakacağımız en güzel şeylerden biri. Hep diyorum ya gidilmemiş yollardan gitmek, bildiğimiz cümlelerin kelimeleriyle oynamak
birazcık daha güncellemek ve evet ya, tabii ya dedirten bir yerden bir hayat yaşamak. Bu kadar göz önünde olunca bu çok büyük bir kıymet. İşte bu kıymetteki sevgili konuğumu ağırladığım için ben çok mutluyum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Çok gerçek ve ne yaptığını bilen kocaman bir yürek Derya. Sesiyle gönüllere taht kurması hiç tesadüf değil. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Ben de isyankar bir insanım demek ki. Dünyayı da iyilik ve isyan edenler kurtaracak. Duratay Seramik Bambaşka Sohbetleri sundu.